Mi Konsultansı'nın korucusu Sayın Murat Erdör'ü değerli alkışlarınızla davet ediyorum. Nereden geldiğinizi kestiremedim. Ben sağdan çıkarım, soldan çıkarım. Sizi görmek Süpersiniz. ne kadar güzel. Evet, siz her de şey öyle. öyle. Çok güzel, sizler de öylesiniz. Çok Zaten alışıksınız böyle evet, evet. B2B buluşmalara, Ankara'dan bütün programlarınızda da. Ankara'dan sonra Denizli'de da. olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ sizin. Evet, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Deminden beri... E, Görüntüleri izliyorum. Ne kadar güzel. i̇nsanlar yani geliyor, gidiyor değil mi? Kalabalıklar, tanışmalar. İnşallah çok güzel B2B e, tanışmalar yapmışsınızdır. Umarım çok güzel iş birlikleri çıkar. Gördüğüm kadarıyla bayağı da insan güzel görüşmeler yaptı. İsmim Murat Erdör. Mini Consulting Saatli Şirketi'nin sahibiyim. E-Ticaret'te başarılı olmak hayal mi adında bir sunum yapacağım sizlere. Şimdi e, genelde bu yemek arasından sonra yapılan ilk sunum avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Avantajı şu, Herkes yiyor, içiyor, karnı doyuyor, tamam diyor, süper. Dezavantajı şu, ağırlık çöküyor. Bir bayılma durumları olabiliyor. Ben bu 8 dakikada sizleri bir uyandıracağım. Ama 40 dakika konuşmuş gibi sizlere bilgi yüklemesi yapacağım. Bu Denizli'ye herhalde 5. de 6. gelişim. Ben de etkinliklere yapıyorum. Arkada da göreceksiniz. Fiziki ve canlı yayınlar yapıyorum. Denizli herhalde gittiğim Antep, Adana, Bursa, Ankara en çok kalabalığın geldiği, en doğru soruların sorulduğu bir il. O anlamda bütün denizli dostlara sonsuz teşekkürler. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bugünkü 12 etkinliğinde de bunu görüyorum. Arkada gördüğünüz bütün yayınları faydalısohbetler.com sayfasından takip edebilirsiniz. Pazarlama, iş dünyası, KOBİ'lere yönelik programlar, e-ticaret A'dan Z'ye bir sürü konuyu konuşuyoruz. Şimdi e-ticarete gelmeden önce 4 tane noktayı altını çizmek lazım. Yani eski ekonomi ve yeni ekonomi Aradaki farkı biliyor muyuz? E, hayatımıza giren yeni kavramlardan haberdar mıyız? Dijital dönüşümü anladık mı ve dijital dönüşümü tam, tanıdık mı? E, e, tanıdık mı? Çünkü bunlar çok değerli. E-ticaretten önce bence bunları öncelikli bir konuşmak lazım. Ondan sonra da planlama ve strateji oluşturmak lazım. Eski ekonomi, yeni ekonomi deyince aklıma ilk gelen arkadaki resim oluyor. E, yıllar yıllar önce ilk arabalar Türkiye'de çıktığı zaman Anadolu arabası. Adamın bir tanesi bu gerçek bir hikaye bu arada. 2-3 sene öncesinden peşin para veriyor, sarı araba istiyor. 3 sene sonra arabayı almaya gittiği zaman, diyorlar ki sarı kalmadı, yeşil alacaksın. E, ama diyor ben falan filan, kapkuk, ister al, ister alma deniyor. Çünkü e, talep çok fazla yok, arz, e, pardon, talep çok fazla, arz az. O yüzden de dünya tüketicinin yanında değil, markaların yanında. Ama şimdi elektrikli araç çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Talep, arz daha fazla, talep daha az. Bu anlamda bütün markalar tüketiciyi memnun etmek için ne yapacağını şaşırıyor. Benim yaşımda olanlar ki ben 50'ye yaklaştım, İşte bu floppy diskler, CD-ROM'lar, ufak bellekler bunlarla büyüdük. O floppy disk, en soldaki resim, bir tane resim ancak sığardı, iki dakikada ancak yüklenirdi. O dünyadan şimdi bulut ekonomisine geçtik. Cloud diyoruz, buluta yüklüyoruz her şeyi. E, elimizde hiçbir şey yokken her yerden çalışabiliyoruz. Kocaman ofislerde ben eski resimlere bakıyorum. Allah Allah diyorum, bu ne ya diyorum, kasa yani. Ben bile kafamdan silmişim. O bilgisayarlardan şimdi elimizdeki laptoplara geçtik. Ankara'da telefonlar vardı. Geçen gün İstanbul'da oturuyorum ben. Gayrettepe'de oğlumla gezerken bu ne dedi? Telefon kulübesi kalmış. Çalışıyor bu arada. Ben de bilmiyorum dedim. O kadar silmişim ki kafamdan. Ama o dünyadan cep telefonuna geldik. Akıllı telefonlara geldik. Wi-Fi vardı. 99'lu yıllarda Banu Akanlı, Kokoreçli iksir reklamları, rahmetli Kemal Sunal'la Ekolay reklamları. Wi-Fi yoktu o zaman tabii ki. Bir tane CD-ROM koyuyorduk. 5 saatlik, 10 saatlik paketler. İnternet giderdi bir saat. Gıgımız çıkmazdı. Şimdi Wi-Fi var. 3 saniye gidiyor, geç geliyor. Oo felaketler böyle ne oluyor falan diyoruz. Çünkü tüketici olarak artık yeni tüketiciyiz. Dijital tüketiciyiz ve daha hızlısını istiyoruz. Kaset sarardık. Şimdi Spotify'da milyon tane e, şarkı dinleyebiliyoruz. VHS Beta vardı. Şimdi YouTube'da bir sürü film izliyoruz. Eskiden günler vardı, kadın günleri hala var ama eskiden daha fazlaydı. Bütün markalar, dedikodular orada konuşulurdu. Şimdi sosyal medyanın gücü var, her şey orada konuşuluyor. Arkamda gördüğünüz bir sürü yeni kavram var. Yapay zekalar, robotlar, online eğitimler. Bunları ne kadar anladık, ne kadar içindeyiz. Bunları anlayacağız ki ondan sonra e-ticareti biraz daha farklı gözle bakacağız. Çünkü bunları anlarsak yeni tüketicinin, dijital tüketicinin ne istediğini daha iyi anlamış olacağız. Peki diyeceksiniz ki dijital dönüşüm ne anlamak lazım. Yanlış bir kavram var, zannediliyor ki teknolojinin en iyisini alalım, milyon dolar yatırım yapalım, tak fişi bitirişi. O değil işte, dijital dönüşüm aslında zihinsel bir dönüşüm demek. Şirketlerin en üst kademesinden başlayıp en alt kademesine kadar zihinsel bir değişim başlaması demek. Yani o teknoloji zaten her yerde var ama onu adapte etmek, ona uyum sağlamak çok çok değerli. Şimdi aylık dergiler var, iş dergileri, belki bakıyorsanız görüyorsunuzdur, bütün şirketlerin CEO'ları, büyük şirketlerin genel müdürleri, İnanılmaz bir değişim var. Maalesef eski kafa kalanlar, old school kalanlar, değişim ayak uyduramayanlar güle güle deniyor nezaket sınırları içerisinde. Yani tırnak içerisinde işten çıkartılıyor. Ayak uyduranlar, kendisini geliştirenler, dijital dönüşümü anlayanlar bu konuda e, o şirkette kalıp daha da büyütüyorlar. Peki dijital tüketici, dijital tüketici, yeni tüketici kim? Hiç okumayın ekrandakilere. Aynaya bakın. Siz, biz, hepimiz artık dijital tüketiciyiz kolay kolay beğenmiyoruz. Sosyal medyada araştırma yapıyoruz. Fiyat odaklıyız. Sadakat kalmadı ki ben çok sadık bir müşteriydim ama anında o markayı satabiliyorum. O yüzden yeni müşteriyi elde etmek eskisine göre 5 kat değil, 10 kat değil, 100 kat zorlaştı. O yüzden bütün kanalları açık tutmak gerekiyor. Peki ne yapmalı? Bir, doğru ürünü satmak lazım. Doğru üründen kastım ne? Bilmiyorum. Ama doğru ürünü araştırmanız lazım. Herkesin tekstil sattığı bir ülkede yüz birinci, bin birinci, bir milyonuncu tekstilci olmamak lazım belki de. Ya da olacaksınız doğa dostu ürünle çıkmak lazım. Çünkü yeni nesil tüketici, yeni kuşak daha çevreyi az kirleten e, ürünlere kayabiliyor. Rekabetçi fiyat. Ya her malın bir alıcısı vardır. Bunda hem fikirim ama bazen de öyle olmuyor. Online kanallarda hala düşük fiyat ya da uygun fiyat ön plana çıkabiliyor. Tüketiciyi iyi anlamak lazım. Yani siz lüks tüketim yapmadan sürece doğru fiyatla doğru pazara girmeniz gerekiyor. Görselleri koyuyoruz, koyduğumuzu zannediyoruz ama iki tane üç tane resim koyuyoruz. Bazen o yeterli olmuyor. Demin yandaki yerde standlar gördüm, bir tane arkadaşımız şey gösterdi işte, resmini taratıyor. Her yerden görüyorsunuz yani online tarafta iki tane şey var. Bir resim, bir de içerik. Onlar sizi tatmin ederse o ürünü almaya karar veriyorsunuz. O yüzden ürün görsellerinin 3 boyutlu, 5 boyutlu, 10 boyutlu ne varsa koymak lazım farklı farklı kanallardan. E, geçen gün yayınlandı VR Social raporunda. Türkiye'de burada dördüncüydü. E, eğitim videolarını izliyoruz. Dünyada dördüncüyüz. %56 ile. O yüzden kanalımıza YouTube ya da başka bir yerden mutlaka videolar koymak lazım. Online kanalımıza, e-ticaret sayfamıza. Çünkü insanlar ürün almadan önce resimlere baktığı gibi videolara da bakıyorlar. Bu çok çok değerli. Geçenlerde X bir ilde bir hanımefendiyle tanıştım. Dedim ki web sayfanızın ismi ne? Amazing bilmem ne bilmem ne anlamadım. İki defa sordum. Üçüncüsü pes ettim. İngilizce alan adları belki çok havalı oluyor ama anlaşılmıyor. Anlaşılır, kolay bir şey koymak lazım. En başta benim sistem gibi. Çok böyle bir akıllı adam olduğumu zannetmiyorum ama yani aklın yolda bir faydalı sohbetler demek ki sohbet yapıyor, fayda sağlıyor. Bunun gibi bir domain, bunun gibi bir alan adıyla ilerlemenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Hedef kitleyi bilmek, bazen soruyorum, hedef kitlen kim diyorum, herkes diyor. Hava satmadığınız sürece, Allah da göstermesin, pandemi döneminde oldu bu, bunlara bağlandı bazı insanlar maalesef. Hava satmadığınız sürece, herkes sizin hedef kitleniz olmuyor. İyi anlamak lazım, yaşı ne, şehirli mi, ev hanımı mı, hangi gelir seviyesinde bunları iyi anlayıp o hedef kitleye uygun doğru pazarlama yapmak lazım. Birazdan sevgili Emrah Pamuk da burada gördüm. Herhalde o da anlatacak pazarlama ile alakalı kimlere nasıl yapmak lazım, hangi ürünü kimlere sunmak lazım, doğru zamanda doğru kişiye doğru mesajı göndermek lazım. Ana sayfa hep söylüyorum cillop gibi olmalı, çok iyi olmalı, e, herkesi baktırmalı. Bitiyor şimdi. İki, iki saniyenizi rica edeceğim. Süren bitti. Sayfalar çok hızlı olmalı. Bazen bir web sayfasına giriyorsunuz, 10 saniyede açılmıyor. Çok geç. Hemen gidiyor, başkasına giriyor. 2 saniyede, 1 saniyede şak diye açması lazım. Hakkımızda kısmını çok bir şey yazmıyoruz. Vizyon, misyon, bunlara geçelim. Tat tatlı yazılar yazalım. Kadınlar çok daha başarılı. Kadınların kurdukları web sayfaları bakıyorum. Hikayeleştirerek yazıyor. Benim isim Arzu. Şunu yapıyordum. Sonra bunu kurdum. Neden kurdum? İhtiyaç ne? Bunu gördüm. Bunları yapalım. İletişim kanalları bir sürü kanal koyuyoruz. WhatsApp, Twitter, o, bu, şu, chatbot. Cevap vermiyorlar. Tek bir kanal olsun olmazsa cevap veremiyorsun. Tek bir kanal olsun ama mutlaka cevap verin. İade kolaylığı da VR Social'un raporlarında çıktı. İade kolaylığı sağlayan bütün şirketler ön plana çıkıyor. Daha fazla alışveriş yapılıyor. Lütfen iade konusunda da kolaylıkları sağlayalım. Ödeme kolaylığı da çok önemli. Bir web sayfasına girdiğinizde tek sayfadan ödeme yapabilecek kadar basit bir sayfa koymak lazım. Teslimat, ben o adam değilim. Aynı gün kargom gelsin umurumla bile değil ama çoğu insan aynı gün gelsin ya da bir gün sonra gelsin isteğinde bunu da altını çizelim ve mümkünse de ücretsiz kargo sağlayalım. Yorumları da çok atlıyoruz ama kullanıcı yorumlarını toplamak lazım. Ben bile alışveriş yaparken mutlaka kullanıcı yorumlarına bakıyorum ve UX tarafı yani kullanıcı deneyimi çok çok iyi olmalı. Müşteri çok rahat kullanmalı. Bunu da altını çizelim. 8 dakika ya herhalde bir ay, 40 dakika sığdırdık. Bunların altı tabii çok dolu. Sabaha kadar konuşmamız lazım bu konuları ama bu konularla ilgili olsun, canlı yayınlarla alakalı olsun ya da farklı konularla alakalı olsun. Benle yazışmak isterseniz ekranda bilgilerim var, e-mailim, e web sayfam ve telefonum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir etkinlikte tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Var olun. Bu sefer burada neyiz? Teşekkürler. Murat Bey, biz burada hızlı konuşma teknikleri eğitimi de veriyoruz. Herkes süreyi en doğru şekilde değerlendiriyor. Evet, teşekkürler. Kendisiyle dışarıda da iletişime geçebilirsiniz sorularınız olursa.